Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf kimyasal hesaplamalar bölümüne başlıyoruz. Kimyasal hesaplamalar hem mol konusunu kullandığımız hem tepkime türlerini kullandığımız bir bölüm. Yani iki konuyu aslında birleştirip tek bir konuda sizlere sunan bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Burada problem tarzları var arkadaşlar. Problem tarzları üzerinden gideceğiz. Neleri göreceğiz bu problem tarzı olarak? Denklemli miktar hesaplama, kimyasal hesaplamaları göreceğiz. Karışım problemleri göreceğiz. Mol kütlesi bulma problemleri göreceğiz. Bileşik formülü bulma problemleri, sınırlayıcı madde problemleri, kimyasal tepkimelerin verimi konusundaki soru tarzlarından bahsedeceğiz. Önemli bir konudur. Temel teşkiller, daha sonra göreceğiniz ilerleyen kısımlarda 11. sınıfta, 12. sınıfta göreceğiniz kimya derslerine de temel teşkil eder arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir bölümdür. Başlayalım hemen denklemli kimyasal hesaplamalarla konumuza. Tepkime denklemleri ilgili hesaplamalar yapılırken şunlara dikkat etmemiz gerektiğini vurgu yapmış. Demiş ki tepkime denklemleri yazılır ve denkleşir. Sorularda bazen bize tepkimeyi kendi yazar, bazen bize yazdırır. O yüzden hani soru tarzına göre yorum yapacağız. Denklem denkliyse mutlaka denklem denkleştirmemizi gerçekleştireceğiz. Denklemdeki katsayılar arasında ilişkiler kullanılarak verilen ve istenen madde arasında orantı bulur. Aslında burada en kritik cümle şudur arkadaşlar. Denklemdeki katsayılar diyor. İşte bu denklemdeki katsayıları biz mol olarak alabiliriz. Denklemdeki katsayılar mol anlamına gelir. Ve mol ile ifade olarak işte kütleye geçiş yapabiliriz, tanecik sayısına geçiş yapabiliriz, gazlarda hacme geçiş yapabiliriz. Bunları mol konusundan biliyoruz. Yani mol konusunda bildiğimiz bilgileri burada ne yapacağız? Uygulayacağız aslında. Ya başlangıçta soruda istenen birime çevrilerek işlem yapılır ya da sonuçta elde eden değer soruda istenen birime çevrilir. Birimler önemlidir, geçişler önemlidir. Kütle mi istiyor, hacim mi istiyor, mol mü istiyor, ne istiyorsa arkadaşlar ona göre geçiş. Ama geçişleri yaparken mutlaka arkadaşlar mol üzerinden geçilmesi gerektiğine tekrar vurgu yapmak gerekiyor. Bakın size bir kimyasal tepkime de katsayıların mol anlamına geldiğini söyledik ya. Bunları nasıl ifade edebiliriz? Bunları açıklamış burada. Suyun oluşum tepkimesi işte O2 ile 2H2 birleşmiş, 2H2O oluşmuş. Mesela bunlar O2'nin önünde bir şey yazmıyorsa anlamı birdir. İşte bir tane O2 molekülü, iki tane H2 molekülü birleşmiştir, iki tane su molekülü. Bu tane olarak ifade edebiliriz. Ya da işte iki tane oksijen atomuyla dört tane hidrojen atomundan dört hidrojen iki oksijen atomu oluşmuştur. Böyle diyebiliriz. Na tane ki bu bir mol demekti arkadaşlar. Na tane oksijen molekülüyle iki Na tane H2 molekülünden iki Na tane su molekülü oluşur diyebiliriz. 1 mol O2 gazıyla 2 mol H2 gazından 2 mol ki bu zaten katsayılar mol anlamına geliyor. 1 mol O2 kaç gramdır onu buluruz. 1 mol O2 32 gramdır. 2 mol H2 kaç gramdır onu buluruz. 4 gramdır. 2 mol su kaç gramdır? 36 gram. Böyle de diyebiliriz. Gazlarda hacim molle doğru orantılı olduğundan dolayı 1 mol gaz NSH'da normal koşullar altında 22.4 ile hacim kaplar. İşte 1 mol O2 22.4 ile O2 ile 2 mol H2 44.8'de H2 birleştiği zaman reaksiyona girdiği zaman 2 mol su oluşuyordu. Yani 44.8 litre su oluşur diyebiliriz. Bunu gaz olduğu için arkadaşlar yapabildiğimi söyleyeyim. Şimdi şöyle bir dikkat bölümü eklemişler. Bir bakalım bunlar önemlidir genelde soru çözerken. Hesaplamalarda dikkat edilecek şunlardır. Tepkime denkleminin doğru yazılması ve denkleştirilmesi gerekir. Denkleştirme sırasında maddenin başına yazılan katsayılar maddenin mol sayısını verir. Bu çok önemli bir aslında cümledir. Tepkimeye giren maddeler ve oluşan ürünler arasındaki miktar olarak bağlantı kurarken yine mol sayısından faydalanır. Tepkime denklemi mol, tanecik, hacim kütle açısından yorumlanarak madde miktarları arasındaki bağlantı kurularak hesaplamalar yapılabilir diyor. Geçişler mol üzerinden yapılacak. Daha sonra bizden ne istiyorsa ona göre yorum yapacağız. Şimdi örneğin diye bir hani bölüm yapmış. Biz de bu örneği üzerinden konuyu tekrar açıklayalım. Diyor ki CH4 gazının 2 molün yanma tepkimesine. Ben de şuraya alayım. Altına ben de açıklayarak ettim. CH4 organik bir maddedir. Yandığı zaman karbondioksit ve su çıkar. Yanma tepkimesidir. Organik maddenin yanmasında karbondioksit su çıktığına vurgusunu yapalım. Şimdi denklemimizi yazdık. Diyor ki 2 molünün aslında denklemdeki katsayıyla mol anı. Ben şöyle altına yazayım. Bundan 1 mol kullanıldığı zaman bundan 2 mol kullanılması gerekiyor. Karbondioksitten 1 mol oluşuyor. Sudansa 2 mol oluşuyor. Bakın şu anda ne yaptım? Katsayılarına göre yazdım. Sonra değiştirmiş. İlla bu molü kullanmak zorunda değil tepkimede. Daha fazla kullanmak istemiş. Kullanmış. 2 mol kullandım diyor. Tamam ben de diyorum ki 2 mol kullandıysa CH4'ten oksijenden 4 mol kullanması gerekiyor. Karbondioksitten bunları sağlarsa 2 mol oluşur. Sudansa 4 mol oluşur. Ne yaptık şu anda?
CH4'ün katsayısını 2 katına çıkardığım anda her bir maddenin orantı olarak ne yaptık? 2'ye çıkardık mollerini. Peki ne istiyor? Kaç gram oik gazı? Şu anda bizim ölçülerimiz burası arkadaşlar. Şöyle kutu için aldığım yer. 2 gram kaç gram O2 gazı harcanıyor diyor. 4 mol harcanıyor. 4 mol O2 kaç gramdır? 1 mol O2 16-16'dan 32'dir 1 molü. 4 molü 4 çarpı 32'den 128 gramdır. Bakın söylemiş. Normal koşullarda kaç litre karbondioksit oluşur? Kaç mol oluştu? 2 mol. 1 mol gaz normal koşullarda kaç litre hacim kaplıyordu arkadaşlar? 22,4. O zaman 2 mol gaz ne kadar kaplar? 44,8 litre kaplar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın cevabı bu. Kaç mol su oluşur? Kaç mol oluştu? 4 mol. 1 mol su, suyun mol kütlesi 18'dir. 18 gramsa 4 mol su kaç gramdır? 72 gram mıdır arkadaşlar? Ben gram olarak buldum. Burada mol olarak sormuş zaten. 4 molü zaten yazmıştık. Kaç, toplam kaç tane ürün oluşur? Şimdi ürünlerimiz karbondioksit ve su ürünümüz. 2 mol karbondioksitten 4 mol de sudan toplam 6 mol ürünümüz var. Ama bana ürünümüzü mol olarak değil de tane olarak soruyor. Şunu biliyoruz biz. Her zaman bir maddenin bir molü nedir? Avogadro sayısı kadar tanedir. N tanedir. 6 mol olduğuna göre demek ki 6 N tanedir diyebiliriz. Burada da zaten söylemiş 6 molümüz 6 N tanedir diyoruz. Evet bu şekilde bakın ne yaptık? Katsayılar arasında geçiş yaptık. Şimdi gelsin sırada sorumuz arkadaşlar. Evet ilk sorumuz diyor ki 8 mol amonyak ile yeterli miktarda O2 gazın bize kendisi tepkimeyi vermiş. Bu tür sorular daha basit oluyor arkadaşlar. Tepkimeyi verdiği zaman bize yazdırdığı zaman bir kademe daha zorlanabiliyoruz reaksiyonu yazmak için. Ama kendi yazılmış verirse daha pratik olduğunu söyleyebiliriz soru tarzının. Şimdi reaksiyonumuzu ben de şu yan tarafa aldım. Denklemdeki katsayılar mol anlamına gelir. Bu cümleyi devamlı duyacaksınız bu ünite içerisinde. O yüzden buna vurgu yapıyorum. 4 mol amonyakla 5 mol O2 reaksiyona girip bir yanma tepkime sonucunda 4 mol azot monoksit ve 6 mol su oluşmuş. Katsayılar mol anlamına. Şimdi bana diyor ki bundan 8 mol alsam. Bundan 8 mol alsam. Normalde 4 mollü 8. 2 katına çıkardı. O zaman demek bundan 10 mol kullanması lazım arkadaşlar. NO'dan 8 mol oluşur. Sudansa 12 mol oluşur. Ne yaptık? Şu anda 4 moldü. 8 mol yaptı ya bize. 2 katını çıkardı. Her bir maddenin molünde 2 katını çıkardım. Şu anda biz şu anda kutu içine aldığım yerlere göre sorunun çözümünü düşüneceğiz. 8 mol NH3 kullanılıyor. 10 mol O2 kullanılıyor. 8 mol NO oluşuyor. 12 mol de su oluşuyor. Peki A şıkkında diyor ki harcanan O2 gazı normal şartlar altında kaç litredir diye sormuş. Evet 10 mol gaz normal koşullar ne kadardı? 1 mol gaz A şıkkı diyelim. 1 mol gaz normal koşullar altında NŞA'da 22,4 litre hacim kaplıyorsa 10 mol gaz ne kadar hacim kaplayacak? 224 litre diye der miyiz? Deriz. O zaman A şıkkının cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. B şıkkında kaç gram su oluşur diyor. Bakalım şimdi 12 mol su oluşuyor. O zaman hemen suyun mol kütlesini hesaplayalım. Hidrojen 1, 2 tane var 2. Oksijen 1 tane var 16 toplayalım. 18. 1 mol su molekülü 18 gram. O zaman 12 mol su molekülü kaç gramdır diye orantımızı kuralım. 12 ile 18'i çarpalım arkadaşlar. 18 ile 10'u çarpsam 180 bir de 36 geldi. 216. Pratik olarak ben çarptım. 216 gram ne yapar? Su oluşur. Peki kaç mol NO molekülü oluşur demiş. Kaç mol oluştu bakın yazıyor zaten. 8 mol oluştu arkadaşlar. C şıkkının cevabı da 8 moldür diyoruz. Evet. Yani maddelerden birinin molünü değiştirdiği anda hepsi katsayılarla orantılı olarak değişiyor. Mantık bu bu soruda. Katsayılara bakarak ne yapıyoruz? Yorum yapıyoruz arkadaşlar. Geçtik diğer soruya. Şöyle bir soru. Diyor ki tepkime denklemine göre 14,4 gram su elde etmek için yeterli miktarda fosforik asitle kaç gram potasyum hidroksit, potas kostik tepkimeye girmelidir demiş. Tamam. Şimdi bize bakın. Denklemdeki katsayılar mol. Bundan 3 mol kullanıldığı zaman bundan 1 mol kullanılması gerekiyor. Potasyum fosfattan 1 mol oluşuyor. Sudansa 3 mol oluşunu söyleyeyim. 14,4 gram su kaç moldür? Önce onu bulalım. 1 mol su kaç gram arkadaşlar? Bu suyu artık kullanabiliyoruz. 18 gramdır. Peki 14,4 gramı kaç moldür dersek 14,4'ü 18'e böldük. Kaç yapar? 0.
18'i 8 ile çarpsak 144 yapıyor. O zaman 0,8 mol. Bunun da molünü geldik altına yazdık. 0,8 mol su elde etmek istiyoruz. Ne kadar fosforik azot? Şu an bizim aslında yani suyla fosforik azot H3PO4 arasındaki katsayılar önemli. Şimdi orantıyı şöyle yazabilirsiniz. 1 mol fosforik asit işte yeterli miktarda KH'la tepkimeye sokulduğu zaman 3 mol su oluşuyorsa katsayılar mol anlamına geliyordu. 0,8 mol su elde etmek için kaç mol fosforik asit ne yapmam lazım? Tepkimeye sokmam lazım. Buradan arkadaşlar 0,8 bölü 3 mol çıkıyor. Şimdi kalsın bu. Bize mol olarak değil, ne olarak soruyor arkadaşlar? Gram olarak soruyor. Gram olarak soruyor. O zaman fosforik asitin bir mol kütlesi lazım bize. Fosforik asitin mol kütlesi verilmemiş. Pardon, fosforik asit yeterli mi? Fosforik asit kaç gram KH tepkimeye girmelidir? Evet, KH'ı soruyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle bir düzeltme yapıyorum. Fosforik asitten değil, KH üzerinden gideceğiz. Çünkü yeterli miktarda H3PO4 ile kaç gram KH'ı sormuş. O zaman şöyle düzeltiyorum. Şurayı 3 yapıyorum arkadaşlar. 3 mol KOH ile, bakın 3 mol KOH ile 3 mol su tepkimi 3 mol KOH ile fosforik asitin tepkimesinden 3 mol su oluşuyorsa 0,8 mol suyun oluşması için kaç mol KOH tepkimeye girmelidir diyoruz. Ve burada hemen KOH'un mol sayısını arkadaşlar bulmamız gerekiyor. İçler dışlar çarpmıyor. 3'e 3 ise zaten birebir gerçekleşiyor. 0,8'e de 0,8 mol KOH'un reaksiyona girmesi lazım. Her 3 mol KOH'da 3 mol su çıkıyorsa 0,8 mol çıkması için 0,8 molüne girmesi lazım KOH. Peki bunu gram olarak soruyor arkadaşlar. KOH'un 1 molü vermiş burada 56 gram. 0,8 molü nedir diyor. 56 ile 8'i çarpalım. Sonra ona bölelim arkadaşlar. 6 kere 8, 48 elde var 4. 8 kere 5, 44 daha 44. 448 ama bir de ona böleceğimiz için 44,8 gram KOH'la tepkime girmesi gerekir diyoruz. Evet, katsayılardan geçiş yaptık. Her 3 mol KOH'tan 3 mol su oluşuyorsa 0,8 mol suyun oluşması için 0,8 mol KOH'un potas-kostin reaksiyona girmesi gerektiğini söyledik ve buradan potasyum hidroksitin kütlesini bulmuş olduk arkadaşlar. Geçtik bir diğer soruya. Şimdi demirin hidroklorik asit olan tepkimesinden demiş normal koşullarda hidrojen gazından 6,72 litre. Hemen bunu mol konusundan bildiğimiz üzere arkadaşlar mole çevirelim. 1 mol gaz normal koşullarda ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4 litre. Peki 6,72 litresi kaç moldür diyoruz. Buradan 0,3 molü bulur muyuz? Buluruz. Şimdi geldik. Bakın denklemde katsayım. Bundan 2 mol. Bundan 6 mol. Bunu yanlarında mol diye yazayım. 6 mol. Bundan 2 mol oluşuyor. Bundansa 3 mol oluşuyor. Katsayılar mol anlamına göre. Peki ben diyorum ki 0,3 mol hidrojen gazı oluşmasını istiyorum. Bakın 0,3 mol. O zaman demek ki arkadaşlar 3'e 0,3, 2'ye 0,2 mol oluşuyor bundan. 6'ya 0,6 mol HC ile harcanıyor demek ki. 2'ye 0,2 mol ne harcanıyor? Demir metali harcanıyor. Şu anda şu yanına yıldız koyduğum basamak arkadaşlar nedir? Bizim için ölçüdür. Peki kaç tane demir atomu kullanılmıştır? Kaç mol kullanıldı? 0,2 mol. 1 mol N tane olduğuna göre 0,2 mol demir atomu kaç tane yapar? 0,2 çarpı N tane yapar. Ya da bunu Avogadro sayısıyla çarparsınız arkadaşlar. Ona göre sonuç çıkar. Yani 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyebiliriz. Hatta çarpalım biz bunu. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane diyebiliriz. Kaç mol HC ile harcanmıştır diyor. Buna da cevabını bulalım. Kaç mol? Bakın yazdık zaten altına. Kaç mol harcanmış? 0,6 mol HC ile harcanmıştır. Devam ediyorum. Kaç gram FeCl3 oluşmuştur diye soruyor. 0,2 mol oluşmuş arkadaşlar ama bize gramı sorduğu için mol kütlesi lazım bize. Demir 56, klor 35,5 çarpı 3 olacak. 35,5 ile 2'yi çarparsak 71, bir de 35,5'u ekleyelim üzerine arkadaşlar. Kaç yapar? 6, 106,5. 106,5 da buradan gelecek. 106,5. 106,5 56 da şöyle altına yazayım 56'yı. Toplayalım arkadaşlar. 162,5. 162,5. Peki 162,5 gram 1 molü ise 0,2 mol 0,2 molü mü? Kaç mol soruyor? Evet 0,2 mol HC FeCl3'ümüz var. O zaman diyorum ki 162,5 çarpı
0,2. Yani aslında bir sayıyı 0,2 ile çarpmak, onu arkadaşlar 5'e bölmek gibi de düşünebilirsiniz. Evet, bölelim. 162,5'u 5'e bölelim. Daha rahat işlem yaparız. Ya da 2 ile çarpıp 10'a bölelim. O da bir yöntem. 2 ile çarpalım arkadaşlar. Daha basit olacak. 162,5'u 2 ile çarparsanız ne çıkar? 325 çıkar. Bir de 10'a böleceğiz. 32,5 gram. Demek ki ne oluşmuş? FClO3, demir 3 klor oluşmuş arkadaşlar. Evet, bu şekilde her bir şıkka cevabını yazmış olduk. Geldik bir diğer soruya. Denklemine göre 1 mol SO2 gazın artansız tepkimesinden kaç gram SO? Şöyle reaksiyonu ben aşağı alayım, daha rahat işlem yapmak istiyorum. Altına yazılar yazacağım çünkü. 1,5 mol SO2 gazı diyor. Altına yazdım 1,5 mol diye. Şimdi denklemde kastesi 2. 2 mol. O2'den 1 mol kullanılıyor. SO3'ten ise 2 mol oluşuyor. Ben bundan 1,5 mol kullanırsam 2'ye 1,5 ise 1'e nedir? 0,75 mol harcayacağım. 2'ye ise 1,5 mol oluşacak. Şu anda ne yaptık? Kasteler arıyor. Bunu bildiğim için diğerlerine ona göre orantı kurdum. Artansız tepkimesine kaç gram SO3 alır? Şimdi doğal olarak ne kadar oluşacak? 1,5 mol SO3 oluşacak arkadaşlar. 1,5 mol SO3 kaç gramdır diye soruyor aslında. SO3'ün mol kütlesini bulalım hemen. SO3'ün kükürt 32, bir tane var. Oksijen 16, 3 tane var. 48, toplayın 80. 1 molü 80 gram. 1,5 molü kaç gram? 1,5 çarpı 80'den 120 gram ne yapar bu reaksiyondan? Sonucunda kükürt trioksit SO3 gazı 120 gram elde edileceğini söyleyebiliriz. Geldim bir sonraki soruya arkadaşlar. C3H6O2 sıvısının yanması. Bakın şimdi bu biraz daha bir zor soru. Neden? Çünkü denklemi bize yazdırıyor. Yazalım. Organik bir madde. Nasıl anladık organik bir madde olduğu? Karbon, hidrojen içeren maddeler genelleme olarak organik diyebiliriz. Yandıkları zaman karbondioksit çıkacak. Yandıkları zaman su çıkacak. Bu şekilde yazdık. Şimdi denklem denkleştirme zamanı. Hatırlayalım denklem denkleştirme kurallarını. En karmaşık gördüğümüz maddenin kastesini bir kabul ettik. Bu şekilde olduğu zaman 3 tane karbon girmiş olması lazım. 3 tane çıkacak. Karbondioksitin kastesi 3. 6 tane hidrojen girmiş. 6 tane çıkmasının suyun kastesi 3. Şu anda ürünlerdeki oksijenin sayısı 6 tane karbondioksitten 3 tane de oksijenden 9 tane var. 2 tanesi gördüğünüz gibi nerede? Oksijen C3H6O2'nin içinde geriye kalıyor 7 tane. O zaman O2'nin kastesini 7/2 yazarsam denklemi denkleştirmiş oluruz. Şu anda denklemi denkleştirdik arkadaşlar. Şimdi denklemdeki kasteler diyor ki her bundan 1 mol kullandığın zaman bundan 3,5 mol kullanman lazım. 7/2 3,5'tür. 3 mol karbondioksit oluşur. 3 mol ise su oluşur der mi? Der. Peki 0,1 mol kullansak bundan ne olur? Bundan 0,1 mol kullansak arkadaşlar, bundan 0,1 mol kullanırsak bundan 0,35 mol kullanmam lazım. Bundan 0,3 mol oluşur. Bundan ise yine 0,3 mol oluşur. A şıkkı için bunları söyleyebiliriz. Kaç mol o iki tepkimeye girer diyor. O zaman cevabımız ne olacak? 0,35 mol olacak. Devam ediyorum. B şıkkında diyor ki 0,2 mol yandığında. Şimdi 1 mol değil de diyor 0,2 mol yakın bu maddenin. Yakalım 0,2 mol yakalım. 0,2 mol yaktığımız zaman 1 iken 0,2 yaptım arkadaşlar. 3,5 iken ne olacak? 0,2 ile çarpacağız. 0,2 ile çarparsak bunu ne çıkar? 2 ile çarparsak 7, bir de 10'a böleceğiz tabii ki. 0,7 mol yapar. Bunu 0,2 ile çarparsak 0,6 mol yapar. Suyu da çarparsak yine 0,6 mol. Şu anda ne yaptık? Bunu 0,2 alınca hepsini 0,2 ile genişlettim arkadaşlar. Oluşan karbondioksitin kütlesi sudan kaç gram fazla olur diyor. Şöyle yapalım, yani oluşan karbondioksit 0,6 çarpı 44 gram. Oluşan su 0,6 çarpı 18 gram. Bunlar arasındaki farkı istiyor. 0,6 parantezine alalım bunları. 44 eksi 18. 44'ten 18'i çıkartırsanız 26 yapar. 0,6 çarpı 26'dan. Hemen şurada çarpayım. 26 çarpı 6. 36 elde var. 3, 15. 156. Bir de 10'a böleyim. 15,6 gram aralarında ne vardır arkadaşlar? Fark vardır. B şıkkının cevabını da bulmuş olduk. 0,6 mol karbondioksit 0,6 çarpı 44 gram. 0,6 mol su da 0,6 çarpı 18 gramdan yaptık. Aradaki farkı alıp 15,6'yı bulduk. 0,3 mol yandığında toplam molekül sayısı nasıl değişir demiş. Yani aslında hani kaç mol yandığı önemli değil burada. Hani isterse 10 mol, isterse 20 mol yansın. Buradaki denklemdeki kasteler bize zaten yorum yapar arkadaşlar ama hani sayısal bir veri de bulabiliriz aslında. Şöyle yapalım. İlk önce 1 mol, 3,5, toplam 4,5 mol madde reaksiyona girmiş.
Reaksiyon sonucu 6 mol madde ne yapmış? Çıkmış. Yani 4,5 molden 6 mole çıkmış. Toplam molekül sayısı artmış. Peki bunu hani 0,3'e göre orantı kursak daha güzel olur. Deriz ki mesela 0,3 mol yandığında diyor. 1 molüne göre kıyaslama yaptığımız zaman, 1'e göre kıyaslama yaptığımız zaman arkadaşlar ne kadar değişiyor? 4,5 molden 6 mole 1,5 mol artış var. 1,5 mol artış söz konusu. Eğer diyor bunu 0,3 mol yandığında toplam molekül sayısı nasıl değişir? Buna göre orantı kurabiliriz. Bu yollardan birisi 0,3 çarpı 1,5'tan. O da ne yapar? 0,45 mollük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da Avogadro sayısını çarparız. Çünkü kaç tane molekül sayısının tanedir? Taneyle çarparız. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar yani 3 çarpı 10 üzeri 23 civarında bir şey gelir. Hani tam sonucu söylemedim ama buradan gelir. 0,45 çarpı n tane. 0,45 n tane diyebiliriz. Bunu nasıl yaptık? Dedik ki normalde işte 1 mol C3H6 yandığı zaman girenlerin katsayıları toplamı 4,5 mol. Ürünlerin katsayıları toplamı 6 mol. 1,5 mol artış var molekül sayısında. Yani 1 mol alındığı zaman C3H6O2 1,5 mol artış varsa 0,3 mol alındığı zaman ne kadar artış vardır? Oradan 0,45 mol artış olduğunu, bunu da tane olarak molekül sayısı deyince taneyi soruyordur arkadaşlar. Tane de Avogadro sayısıyla çarpmayı unutmuyoruz. Bu şekilde bulunabilir C şıkkının cevabı da diyoruz. Evet, geldik arkadaşlar. Şöyle bir önemli bilgimiz var, onu okuyalım, sonra bir test çözelim bu bölümle alakalı. Kimyasal hesaplama sonunda yeterince yeterli miktarda ifadesinden reaktiflerin tamamen tepkimeye girdiği anlaşılır. Reaktifler tükeneceği için artanı olmayan artansız tepkime gerçekleşir. Aşırı miktarda kelimesi tepkimeye giren bir madde tamamen tükenirken diğerinin artacağı anlaşılır. Tamamen tükenen madde için sınırlayıcı bileşen, fazla miktarda kullanılan madde için de artan bileşen ifadeleri kullanırken tepkime de artanlı bir tepkime olur demiş. Evet, yani şöyle kısaca söylemek gerekirse reaksiyona giren maddelerin tamamı bitiyorsa artansız reaksiyondur. Biri bitiyorsa, birinden artıyorsa arkadaşlar bu da artanlı tepkime denir. Bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Peki hemen testimizi çözelim. İlk sorumuz gelsin. Diyor ki tepkime denklemine göre 0,06 mol alüminyum metali kullanımında en çok kaç mol alüminyum oksit oluşur. Şimdi denklemdeki katsayılar mol anlamına gelir. Denklem denkleşmemiş yalnız. Onu denkleştirmemiz lazım. Şöyle bakalım. Mesela en karmaşık gördüğümüz maddenin katsayısını 1 alacağız ya. F2O3'te daha çok atom ya da Al2O3'te de aynı şekilde 5 atom var. Herhangi birini şunu mesela 1 alalım. 1 aldığım zaman demirden 2 tane olsa eşleniyor. Al2 şurayı 2 alırsak alüminyumları da eşleriz. Oksijenler de şu anda eşit arkadaşlar. Sıkıntı yok. 3 oksijen burada. 3 tane de burada. Eşit. Şu an denklem denk. Yani 2 mol alüminyumla 1 mol, yani yazmamıza gerek yok gerçi, demir 3 oksit reaksiyona girdiği zaman 2 mol demir metali artı 1 mol alüminyum oksit elde edilmiş. Denklemimiz bu. Şimdi diyor ki ben alüminyumdan 0,06 mol kullanmak istiyorum. O zaman orantıyı kuruyoruz. Her 2 mol alüminyum kullandığı zaman 1 mol alüminyum oksit elde ediliyorsa 0,06'dan ne kadar elde edilir? Ne kadar elde edilir? 0,03 mol elde edilir arkadaşlar. Zaten bize onu sormuş, cevabımız A şıkkı. İkinci soruyla devam ediyorum. Denklemli miktar geçiş problemlerini arkadaşlar. Diyor ki hidrojen peroksit H2O2 ısıtıldığında su ve oksijene ayrışır. Denklemi de yazmış. Ben de şu yan tarafa aynı denklemi aldım. Altına işlem yapacağım için. 34 gram H2O2 gazın tamamı analiz edildiğinde yani ayrıştığında oluşan oksijen gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diye sormuş. Tamam, hemen 34 gram H2O2'nin mol kütlesini hesaplayalım arkadaşlar. Hidrojen zaten 1, 2 tane var, 2. Oksijen 16, 16, 32. 34, yani aslında 1 mol kullanmış H2O2'den. 1 mol analiz ettiği zaman 1 mol su oluşur. 0,5 mol ise ne oluşur arkadaşlar? Oksijen gazı oluşur. Ve bu oluşan oksijen gazının normal koşullarda kaç litre hacim kaplayacağını sormuş. O zaman diyorum ki 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 hacim kaplarsa 0,5 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 11,2 litre hacim kaplar diyoruz. Cevabı da D olarak işaretliyorum. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yine bize bir reaksiyon vermiş. İki tane fosfor atomunun 3 mol H2 molekülüyle tepkimeye girip hatta artı 4 mol O2 reaksiyona girenlerde oksijen de varmış.
fosforik asit oluşması reaksiyonu. Yani elementlerinden oluşturmuş fosforik asiti. Buna göre tepkime gerçeğinin 0,4 mol fosforik asit elde edilmekte. Şimdi bundan 0,4 elde ediliyorsa arkadaşlar, katsayısı 2. Oksijenin katsayısı 4. O zaman demek bundan 0,8 mol harcanmış. H2'nin katsayısı 3. Bakın geçiş yapıyorum. 2'ye 0,4 ise 1'e 0,2'dir. 3'e 0,6 moldür. 2'ye 0,4 ise 2'ye yine 0,4'dür. Bunlar reaksiyona girenler harcanıyor. Ürün ise oluşuyor. Mantık bu. Peki bunlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Fosfor katısı 0,4 moldür. Bakın harcanan madde bu. Doğrudur. H2 gazı normal koşullarda 13,44'te hacim kaplar. Ne kadar mol yapar bu? Onu bulalım. 13,44'ü 22,4'e bölüyor. Çünkü 1 mol gaz NH2'da 22,4'te hacim kaplıyor. Arkadaşlar bu da 0,6 mole denk gelir. Bakalım H2'nin altında ne yazıyor arkadaşlar? Ne kadar harcanmış? Evet 0,6 harcanmış. Gerçekten H2 gazı 0,6 mol olduğu için NH2'da 13,44'te kaplar. Bu da doğru. O2 gazı 8 Na tane. Ne demek 8 Na tane? 8 moldür demek istiyor arkadaşlar. O2 gazına baktığım zaman 8 Na tane değildir. Nedir? 0,8 tanedir arkadaşlar. Buradan ne diyoruz? Bakıyoruz. Kullanılan maddelerle ilgili 0,4 mol elde edilmektedir. Buna göre O2 gazı 8 Na tanedir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Oksijen gazı gördüğünüz gibi 0,8 Na tanedir. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir düzeltme yapalım o zaman. Şurada arkadaşlar E şıkkını düzelteyim. Orada 3. öncülü almayacağız. 1 ve 2 olacak. 0,8 Na tane sonuçta kullanılan gözüküyor. 2'ye 0,4, 4'e ne olacak? 0,8. O yüzden cevabı düzeltiyoruz. 1 ve 2 olarak cevabı düzelttik. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda 100 gram C3H4 gazının denklemleri artansız yakılması için gereken hava normal koşullarda kaç litredir diyor arkadaşlar. Şimdi 100 gram C3H4 gazı kaç mole denk geliyor? Önce onu bulalım. C3H4'ün mol kütlesini hesaplayalım. 3 çarpı 12'den 36 burası. 4 çarpı 1'den 4 burası 40. 1 molü 40 gram. O zaman 100 gramı kaç mol yapar arkadaşlar? 2,5 mol yapar mı? Yapar. Yazdım bunun altına 2,5 mol diye. Artansız reaksiyona giriyorsa her 1 mol C3H4 ile 4 mol O2 giriyorsa 2,5 molüne 10 molüne girecektir. O2 reaksiyona girecektir. Tamam. Yalnız dikkat edin. Sonda demiş ki havanın hacimce yani 5'te 1'i oksijendir. 10 mol oksijen kullanıyorsa hava o zaman arkadaşlar 40 moldur. Yani çünkü hatta 50 moldur özüm 5'te 1'i demiş. O zaman hava nedir? 50 mol havamız var. Havanın 5'te 1 oksijen ise 10 5'te 1 ne yapar 50'nin? 10 mol yapar. Reaksiyona girmiştir. Tamam. O zaman hava normal koşullarda kaç litredir diye sormuş. 50 mol hava ne eşyada kaç litredir döndü soru arkadaşlar. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa 50 mol gaz normal koşullarda ne kadar hacim kaplayacak diyoruz. Evet işlemi yaparsak arkadaşlar buradan 224 diye düşünelim bunu. Hani bir sıfırı 224 çarpı 5. 224'ü de 5 ile çarparsanız 1120 litre yani D şıkkı çıkacak cevabımız. Devam ediyorum 5. soruyla. Kalsiyum karbonat kireç taşının hidroklorik asitle tepkimesi bir asit baz tepkimesidir arkadaşlar bu aynı zamanda. Tepkime sonucunda bir tuz oluşmuş kalsiyum klorür. Tepkime sonunda karbondioksit gazı çıkıyor bir de su çıkıyor gördüğünüz gibi. 10 gram kalsiyum karbonat başlatan tepkime hangileri doğru? Şimdi bunun anlamı ne? Bundan 1 mol reaksiyona girdiği zaman HCl'den 2 mol giriyor. Kalsiyum klordan 1 mol oluşuyor. Karbondioksitten 1 mol oluşuyor. Sudansa yine 1 mol oluşunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. 10 gram kalsiyum karbonat 1 molü 100 gramsa 10 gramı ne yapar? 0,1 mol. Bundan 0,1 mol girdiği zaman HCl'den 0,2 mol girecektir. Kalsiyum klorürden 0,1 mol oluşacaktır. Karbondioksitten 0,1 mol oluşacaktır. Sudansa yine 0,1 mol oluşacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 0,2 mol HCl ile artansız mı girdi? Evet bakın 0,2 mol ile artansız girdiğini söyleyebiliriz. Yeterince HCl ile normal koşullarda 2,24'te hacim kaplayan karbondioksit gazı mı oluştu? Yeterince HCl kullanıldığı zaman oluşan karbondioksit 0,1 moldür. 0,1 mol gaz da normal koşullarda evet 2,24'te çünkü 1 mol gaz NH2'da 22,4,
0,1 mol gaz 2,24. Bu da doğru. 6,02 çarpım üzeri 22 tane. Ne demek bu? 0,1 mol demek. Çünkü 1 mol Avogadro sayısı 6,02 çarpım 10 üzeri 23. Onda 1 olduğuna göre 0,1 mol. Tane atom içeren H2O elde edilir. Şimdi bakın 0,1 mol su elde ediyor ama şu cümleye dikkat etmezseniz sorunuz gider arkadaşlar. Atom içeren diyor. 0,1 mol atom içeren su 0,1 mol değildir. 1 mol suda 3 mol atom vardır. 3 mol atom vardır. 0,1 mol atom içeren su arkadaşlar 0,1 bölü 3 moldür. Bizim suyumuz 0,1 bölü 3 mol mü? Hayır. 0,1 mol. Bunlar birbirine eşit değil gördüğünüz gibi. O zaman bu ifade yanlıştır. Dikkat etmek gerekir. Atom içeren değil de molekül içeren deseydi o zaman doğru olurdu arkadaşlar. Ama atom içeren deyince yanlış olduğu kelimelerin kullanım şekline çok dikkat etmemiz gerekir. Mol konusuyla ilgili özellikle öncülerde. Evet, son olarak bunu da çözelim. Denklemli miktar geçiş problemlerini bitirelim arkadaşlar. Yukarıdaki tepkime denklemlerine göre diyor 39,2 gram fosforik asit bileşiği elde edilmek için kaç mol P4 kullanılmalıdır diyor. Peki önce bir fosforik asitin mol kütlesini bulalım arkadaşlar. H3PO4'un mol kütlesi ne kadar? 3 tane hidrojen var 3, bir tane fosfor var 31, 4 tane oksijen var 64, 16 çarpı 4'ten toplayalım bunları. 60, 90, 95, 98. Bu bulduğumuz 98 1 molünün kütlesi. 39,2 gram kaç mol? Şöyle yapalım. 1 mol H3PO4 fosforik asit 98 gramsa 39,2 gramı kaç moldur dersek buradan 0,4 mol çıkar. Şimdi hedefimiz 0,4 mol ne elde etmek? Fosforik asit elde etmek. Peki bakın bunlar arkadaşlar birbirini izleyen tepkime diye geçer. Şimdi burada elde edilen fosforik asit nereden geliyor? Mesela 0,2 mol P2O5'in 0,6 mol suyla tepkimesini elde ediyor. Bu 0,2 mol P2O5 yukarıdan arkadaşlar oluşup harcanıyor. Yani burada oluşan burada harcanıyor. Yalnız bu 0,2 yazarken önünde 2 var ya 2 ile çarpıp yazmıyoruz. Direkt yazıyoruz. Direkt yazıyoruz. Sonra geçiş yaparken P4'e her 1 mol P4'ten 2 mol P2O5 oluştuğuna göre 0,2 mol oluşabilmesi için demek ki tepkimeye 0,1 mol P4'ün reaksiyona girmiş olması gerektiğini söylememiz lazım. Dikkat, burası zaten en önemli kısım burası. Bu P2O5 nereden geldi? Bir üstteki reaksiyondan geldi. 0,2 mol oluşabilmesi için 0,2 mol, daha sonra 0,2 mol harcanabilmesi için P2O5'in ikinci tepkimede 0,2 mol oluşmuş olması lazım. Hemen hiçbir şeye bakmadan, kassaya falan bakmadan direkt ne kadar reaksiyona girmişse o kadar oluşmuştur deyip altına yazıyoruz. Sonra kas sayısına bakıyoruz 2. P4'ün kas sayısına bakıyoruz 1. 2'ye 1, 0,2'ye 0,1 deyip 0,1 mol P4'ün harcandığını söyleyebiliriz. Zaten bize onu istiyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oluyor. Birbirini izleyen tepkime diye de geçiyor bu arkadaşlar. Bir basamakta oluşan madde diğer basamakta harcanabiliyor. Bu şekilde geçiş yapabiliriz rahat bir şekilde. Böylece denklemli miktar geçiş problemlerini görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde karışım problemleriyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.